Merhaba. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından 3 yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA testinin 2022 sonuçlarına göre 2022'de Türkiye'nin okuma becerisi ortalaması 2018'e göre 10 puan düşmüş. Okuma becerisinde 10 puan geriye düşmüşüz. Son 1-2 sene 1-2 puan yükselmemizi bir teselli olarak ve başarı olarak sunmaya çalışıyor Milli Eğitim Bakanı ve bürokratları. Ama vaka ortada. Okuma becerisi 2018'e göre 5 yıl, 4 yıl içerisinde 10 puan düşmüş. Yani okuduğunu anlama. Bunun yanında matematik ve fende de benzer sonuçlar var. Bazı eğitimciler bu sonucu Türkiye'deki çocuklar yarım okul yılı pandemide kayıp yaşamışlar gibi gözüküyor diyorlar. Ve pandemide aslında çocukların okumaya devam edecekleri, daha çok okuyacakları ve okuma becerilerini geliştirebileceklerini düşünüyorduk. Salgın döneminde yapılan araştırmalar bunu gösteriyordu diyorlar. Ama olmayışının sebebini bu alandaki düşüş hanelerin sosyoekonomik durumuyla ilişkili olabilir. Hanede kapalı kalan çocuklar evde kitap olmadığı, kitap okunmadığı ve ev içinde daha az kelimeye maruz kaldıkları için okuma becerilerinde gerileme yaşandığı söylenebilir diye açıklıyorlarmış. Bu bir sebep olabilir. Ama sadece pandemiyle açıklanamaz. Çünkü sair zamanlarda da genel olarak kitap okunmayan evlerde çocukların da kitaba ve okumaya ilgi duyması herhalde beklenemez. Okuma alışkanlığı edinememiş çocukların okumayı sevmeleri ve okuduklarını anlamamalarıdır. Okumamak, okumayı sevmemek ve okuduğunu anlamamak. Böylece sonuç olarak okumayan, iki satır okuyunca sıkılan ve okuduğunda anlamayan bir nesil geliyorsa, bu hepimizi derinden derine düşündürmesi gereken son derece hayati bir meseledir. Bunun sebeplerinin masaya yatırılması ve enine boyuna tahlil edilmesi lazım. Ki o sebeplerin en önemlilerinden biri, eğitim sisteminin okumayı sevdirmek bir yana, okumaktan nefret ettiren, ezberci, dayatmacı ve nitelik kaybı ve sığlaşmada her geçen gün daha da ileri giden vaziyeti bir başka çok önemli sebep. İşte bedava kitaplar veriyorlar ama ders kitapları, o kitapların ne ölçüde okunduğu ve ne derece okunmaya değer bir muhteva taşıdıkları ayrı bir konu. Bunun yanında tabii ki televizyon iptilası, içi boş film ve diziler, internet, sosyal medya videoları, bilgisayar oyunları ve işte kumara, uyuşturucuya kadar giden bir takım alışkanlıklar yine okumaktan uzaklaştıran çok etkili faktörler. Şimdi gençlerin elinde kitap yok, çocukların elinde kitap yok. Telefon var, mütemadiyen telefonla meşguller ve telefondaki oyunlarla veyahut orada izledikleri videolarla vesaire meşguller. Dikkat dağıtan, okumaktan uzaklaştıran o kadar çok şey var ki ve bunların son dönemdeki en etkili araçları da işte bu bahsettiğimiz şeyler. Bilhassa ilk emri oku olan ikra diye gelen ilk ayetin ilk kelimesi. İlk emri oku olan bir dinin mensupları olarak kendimizden başlayıp bu acı tabloyu ve evlatlarımızın böyle hazin bir duruma düşürülmesini çok esaslı bir şekilde sorgulamamız gerekiyor. Ve bu durumdan çıkmak için ailelerden başlayarak topyekün bir okuma seferberliği başlatmamız icap ediyor. Ve bunun için anne babaların, eğitimcilerin, öğretmenlerin, yazarların, okuyan ve düşünen herkesin elini taşın altına koyup
bu seferberliğe katılarak omuz vermesine ihtiyaç var. Evet, okumak son derece önemli. Okuma alışkanlığı edinmek son derece önemli. Okuduğunu anlamak son derece önemli. Ve bu alanlarda müşahede ettiğimiz endişe verici gerileme, diğer bütün meselelerin önünde bir önem ve aciliyet arz eden ve çare bulmamız gereken bir problem. Okumayan nesiller, okuduğunu anlamayan nesiller geliyorsa, geleceğe nasıl ümitle bakabiliriz? Ve bu noktada son vasiyetim şudur. İlk makalelerinden birinde Bediüzzaman, Üstad Bediüzzaman diyor ki, makalesini öyle tamamlıyor. Son vasiyetim şudur. Okumak, yine okumak, yine okumak. Ve önde gelen talebelerinden Zübeyir Gündüz Alp de diyor ki, okumak, 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 yine okumak. Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya Kitab-ı Kebir Kainat, Büyük Kainat kitabını okumak. Kainat kitabını okuyabilmek için de yine Risale-i Nur başta olmak üzere o okuma metotlarını bu eserlerden öğrenmeye ihtiyacımız var. Bunun için de okumamız gerekiyor her halükarda. Beşikten mezara kadar ilim, beşikten mezara kadar okumak ile dolu bir hayatı hedeflememiz ve böyle bir hayat anlayışını bütün nesillerimize, çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Bu hakikaten ne kadar düşünülse, ne kadar çalışılsa az olan ve çok hayati önem arz eden bir konu. Diğer birçok konu gelip geçici gündemler olarak dünyamızda kısa süreliğine yer tutup ondan sonra gündem dışı kalabilir ama okuma meselesi gerçekten çok önemli ve halledilmesi gereken mutlaka hayati bir mesele. Çare, üstadın dediği gibi ve vasiyetim olarak ifade ettiği gibi okumak, yine okumak, yine okumak. Ve ikra, oku emrinin Rabbimizin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk emri olan oku hitabının, mesajının gereğini bir hayat düsturu halinde hayatımızın bütününe yerleştirmek.